Ev halkı nasılsınız? Selamünaleyküm. İyiyim, evet. Hazırım. Nereye sokağa gidiyor? Çıkmaya. Niye? Evet, pazartesi günü arkadaş. Aa merhaba Melike, nasılsın? Merhaba, bir resim çekilebilir miyim? Tabii. Bir Melike resim çekilebilir miyim? Evet arkadaşlar, bugün dışarı çıkıyoruz. Annem, başım döndü. Sizi kaybettim, dönerken başım döndü, biliyor musun? Şey, bugün kardeşimin aşısını yaptıracağız. 4 gün arayla yaptırıyordu. Bugün de aşısının günü. Kedi kuduz olmuş da. Neyse, şakacık. Şaka bak, Eren'in kuduz aşısı var. Bugün tabii ki kuduz değil, her şeye rağmen. Öncelik bir de dışarıdan alışveriş falan filan yapacağız, öyle. Evet, öyle. Bir dışarıda bir günlük vlog çekeceğiz arkadaşlar. Aynen. Melik öncelikle Eren'in aşısını yaptırıp ondan sonra geleceğiz. Neyse, aynı şeyi iki kere söylüyoruz. Markete gideceğiz, eczaneye gideceğiz, hamurdan fırın alacağız. Uğraşamam ben bunu. Ya beni uğraşamam ya. Ya dur ya, biz de benim. Bırak. Koş. Sokağa çıkıyoruz. Sanki hapishanede şey, bir günlük izin vermişler bize. Eren. Nasılsın? Aşı olacağım, mutlu musun oğlum? Üzülüyorsun değil mi? Son oğlum, bundan sonra bir gün son bir aşın kaldı. Bir daha aşı yapmayacağım hayvanları. Sen de kediyi oynamasaydın. Hayır, hayvanları sevebilirsin ama eğer bir yerleri yaraysa hızlıca koşma, korkutma, tamam mı? Yanından bile geçmedi. Hadi hazır mıyız? Hazır. Ben vallahi ben baştan bile. Hadi bakalım, hadi gidelim. Hadi bakalım. Bizim kedi değil mi o? Bizim kedi baba. Bizim kedinin damda ne işi var? Atlar mı aşağıya? Atlamaz, yok, annen gitti oraya, dur. Allah Allah, bizim kediye bak ya. Çıktı acaba oraya. Kızım bu kadar çöp ne? Ben, evet. Arkadaşlar şimdi ben evin çöp atıcısıyım. Arabaya çöp koyuyorum. Evet arkadaşlar, evin içerisine... yıllık çöp atıyoruz. Hayır, evin içerisinde annemi yardım ediyoruz. Çöpümüzü çok seviyoruz, çöpsüz yaşayamayız. Tabii ki çok önemli, biz evimize bir hafta tutuyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz, sonra atıyoruz. Evet. Şaka bir yana... Yok, önce yiyoruz, içiyoruz, evde biraz misafir edip ondan sonra atıyoruz çöpleri. Şöyle. Yok, şaka bir yana arkadaşlar, burada yeni taşındığım için atılan, sökülen ambalajlar falan evet, falan yani... var. Gün içerisinde 1-2 poşet çöp çıkabiliyor bu eve. Bir de ev büyük falan. Çok sevdim kedini. Yok oğlum. Ama burada kedi çok. Evet, yok. Annen aldı kediyi. Kedi yok. Arkadaşlar, geçen de biliyorsunuz gece kedimizi arıyorduk, biliyorsunuz balkonda bulmuştuk. Evet. Bu sefer de balkondan çatıya çıkmış. Nereden tırmanıyor diye sorarsanız arkadaşlar, ağaca çıkıyor. Ağaçtan şuraya atlıyor, oradan oraya atlıyor, oradan oraya çıkıyor. Bir de balkondan çıkıyor, oraya gidiyor. Yani bu kedi evin her tarafını dolaşıyor. Evet. Şuradan çıkabiliyor. Şu koliyi de koy, çöpü de koy bir zahmet. Güzel soru, da onu ben nereye koyayım ki şimdi baba? İyi tamam, ben hallederim. Camlara da, tepelere çıkıyor öbür taraftan. Sarmaşıklardan tırmanıyor, bilmem neler yapıyor. Gel, hadi gir. Eren içeri sok. Tospa. Ben de posta anladım. Ya hayır, kimse kedimin ismini ezberleyemiyor. Bir de hadi gelin, hadi gidelim, çöpleri koyalım, gel çöpleri. Haydi bana, yardım et bana ama. Evet, herkes hazır mı? Hazırız valla. Kemerler takılı mı? Tabii takılı. Ki. Hadi bakalım. Arkadaşlar, gidelim. İlk önce markete uğrayacağım, ondan sonra. Önce markete mi uğruyoruz? Bence ilk önce aşıyı yaptıralım. Ne yapıyoruz? Bence ilk en son aşıyı yapalım. Hayır. Hem içime korku gider. Eşek miydi o? Hani? Solda eşek vardı. Hani? Geri git bakayım. Ben köpeğe benzettim onu mu? Kocaman eşekti ya. Ben hiçbir şey görmedim. Aa. Bak. Nerede? Hani? Gerçekten eşek orada. Senin at tarafında. Ben de onu ata benzettim. Kafanızı uzatmayın, ısırma. Gel. Yapmasın. Gel. Isırabilir ha. Eşekler ısırıyor diye. Ama çok tatlı. Hiç yanımızda ot mut da yok, verelim. Ayla etrafını görmüyor. Etrafımız ot dolu anne. Ha, o da doğru ya. Belki marul. Otlak bir cennet diyebilirim yani. Sanki eşek nasıl çağrılıyor? Ne bileyim ya. Ay ay. Anne sen hadi gidelim. Bağırma. Kulakları çok güzel. Anne sen bağırma. Görüşürüz. Ben ömrümde bunu kadar çirkin bir eşek görmedim. Ne? Hayır, çok tatlıydı. Öyle benziyor. Ama gözleri çok güzel değil mi? Eşek gözleri çok sana güzel oluyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda böyle yol kenarında ilk defa eşek gördüm. Ay, aşırı şekerdi bence. Çok tatlı, büyük kulakları evet vardı. Dur şunu sana indireyim Melike'ciğim. Ay çok teşekkür ederim, hayatımı kurtardın baba. Söyleyeyim. Evet, şimdi ilk başta nereye gidiyoruz? Markete i̇lk önce markete gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Markete gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Markete gidiyoruz. Niye bu kadar sevindiniz ki, her zaman gidiyoruz. Kulaklıklarınızın sesini birazcık kısarsanız sizin evet, için daha ondan iyi. Ondan sonra nereye gidiyoruz? Aşıya. Nereye gidiyoruz? Aşıya gidiyoruz. Ama bak, beni Eren konuşmuyor. Aşıya gelince susuyor. Hadi market, ondan sonra aşıda görüşürüz. At babayla şöpü. Koyması benden, atması senden. Abi
Çöp bir de onu dolduracak kadar çöpümüz var. Evde bir iki hafta tutarsak babacığım tabii ki olur. Son çöp mü? Doldu çöp, tenekesi doldu valla. Bir tane daha kaldı, bitti. Evet. Harbiden doldu. Atla kızım, köpek gelebilir. Ne? Koş dur, köpek gelebilir. Bari bir koş. İyi kaçtın ama köpek evet. Deyince. Tabii baba, direkt ikiledim. Evet arkadaşlar. Ama sen görmüyorsun ki Serkan, sağ tarafta hep ağaçların dibinde köpek var. Evet, köpekler çok burada. Arkadaşlar ormanlık alanın içinde. Evet. Burada her şey vardı, tilkisi vardır. Kurdu var, aslan var arkadaşlar burada. Aynen baba, kaplan var. Geçen burada arkadaşlar zürafa gördük. Evet, otlanıyordu şurada. Merhaba, selam dedik falan. Aynı geçtik şey gibi. Sonra. Kenya. Oturduk abi. Aynen, burası Kenya'ya benziyor. Kenya mı? Kenya mı? Evet, markete gele gelmez. Evet, daha ne aldık? Domates, çilek aldık. Muz aldık, salatalık aldık arkadaşlar. Hiçbir şeye bakmadan direkt kitap reyonuna girebilirim. Bu arada kitaba çok yoğunlaştım. Hep kitap böyle okumak istiyorum. Ama gerçekten envai çeşit kitap var. Senin bir tane sevdiğin kitap vardı. Hangisiydi? O Harry Potter mıydı? Dün Harry Potter'ı zaten şeyini almıştım. Bir kitabını daha almıştım. Şu anda iki kitabı var bende. Hatta bak burada. Dur bekle, şunu alayım. Bak burada. Alacak mısın bunu? Melez Prens ve Ateş Kadehi de var. Bilmiyorum. Alsam mı? Daha burada bakın çok kitap var. Bayağı uzun böyle. Bakayım o. Kaç serisi var Harry Potter'ın orada? Bu bende var. Bir tamam. Tane daha var bende bunun kitabından. İki tane var. Sanırım almadığım bu ikisi kaldı bir tek. İkisini alacaksın o zaman. Bilmiyorum. Ama alırım büyük ihtimalle. Kızım, Harry Potter'da başka bir şey okumuyorsun ya. Hayır, okuyorum ama ne yapayım? Filmlerini bitirdim kitaplarında. Başka ne var? Neymiş? Böyle. Konusu neymiş? Eskiliğin boş gözüyle büyümüş demek için kıskanmalıyı fark. Cinayetli kitap almadı Allah aşkına ya. Hep böyle sanırım. Cinayetli binayetli kitap alıyorsun, olmuyor. Ya ben böyle sevmiyorum. Aşk meşli kitapları falan seviyorum. Senin geçen bir tane kitap vardı, ben beğenmemiştim onu. Neydi o? Şahmattı. Ama neden beğenmedim? Ama yaşınla alakalı olan kitapları almak daha iyi olur bence. Tamam. Hadi gel anneni bulalım. Sen kitabını al, ben anneni buluyorum, tamam? İyi tamam, hadi görüşürüz, ben geleceğim şimdi yalnız. Hadi bakalım. Niye dans ediyorsun? En son istediği kitapları aldı. Sanırım aldım tabii. Tabii mutluyum. Bakalım. Evet arkadaşlar, Şahmat diye bir kitap aldık. Bir tane de kimseye söyleme. Ama herkese söyleyeceğiz. Hayır. Evet, Eren'in arabası da dolu. Bir Eren aldık raftan taze. Bir tane kahve aldım kendime. Bir de bulaşık makinesi. Evet, kahvesiz olmaz. Şömine başında değil mi? Evet valla ben kitabımı aldım. Benim arabamda sadece noodle var, cips var. Başka bir şey yok. Bir de domates var. Başka anne bu kadar şey var. Bir de et falan var. Hadi ufak bir alışveriş daha yapalım, ondan sonra şey aşıya gidelim. Gönül çok şey almak ister ama diyette olduğumuz için yapamıyoruz. Ne oldu oğlum? Raftan aldı Eren işte. Evet, Eren'den bir tane aldık. Taptazeymiş, raftan aldık. Arabaya koyduk, oturuşa bak. Ah, kral da sensin. Daha hadi çok gidelim. Şişimiz, alacaklarımız çok şey var baba. Melike! Efendim? Sadece bir poşetle bakkaldan çıkmak ya da marketten çıkmak mı olmuyor? Tabii ki olmuyor. Gördüğün gibi tane. Daha fazla da var değil mi? Bir de bunların hepsini ben yerleştirmeyeceğim değil mi? Kim yerleştirecek? Al bakayım. Birlikte yerleştiriyorsun. Al bakayım. Bak gördün evet. Ne güzel poşetliyorsun. Bak. Ver ondan. Al bakayım. Ver diğerlerini baba. Al bakalım. Desene eşimizin. Hep ben yapayım zaten. Hep ben yapayım. Mecbursun kızım. Yap. Evin küçük kızı olarak her şeyi sen yapma zorundasın. Birisi geldi de. Devam ki. Hadi dur, bunları da ben alayım, dur. Al. Yapar mısın? Evet, al. Melike, tırnaklarım da pençe gibi ha. Tabii. Vallahi elimi yara yaptın. Al kitaplarını da. Onlar bana kal. Onlar o zaman bana. Arabayı da götür, göreyim seni bakayım. Hadi bak. Hadi bakayım. Tabii, vazifemiz görevimiz değil mi? Hadi, güveniyoruz sana. Öyle bir şey. Sen bana bakma bakalım, hissedeceğim mi, hissetmeyecek misin? Bak şöyle yap. Şunu şu şekilde sık bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yapmadım ki, dur diyorsun. Hemen bitsin. Bitti. Yaptım bak şu anda. Tamam mı? Bak ne kadar eli hafifmiş. Tamam, bitti, bitti. Oğlum bitti. Soktu mu? Ha, bu kadar kendini. Bana bu kadardı. Niye çeviriyorsun kendini? Tamam. Hadi bak. Çok şükür. Bitti, gördün mü? Ama teşekkür ediyoruz. Çok acıyordu. Hadi İyi bakalım. Misin? Hadi gidelim. Ne oldu? Aşıyı vurduk, geldik. Çok korktu ilk önce. Aşı da çekebildin mi?
çektim. Ben çok üzüldüğüm için gitmedim biliyor musun? Çektim. Hep böyle şeylerde beni atıyorsun zaten. Bir şey söyleyeceğim. Öyle. Neden yaktığını anladın? Neden buzluktan çıkıyor? Buzluk yakar. Şu koluma yaptı. Yanıyor mu şu anda? Acıyor mu onun? Yok acımıyor. Ben gelmedim biliyor musun? Çok üzüldüğüm için gelmiyorum böyle ben. Böyle yaptı bak. Acıyor mu dedi? Bir bak. Aa yaptın mı dedi. Hep böyle şeylerde beni atıyorsun. Valla teşekkür ederim. Ben çok... Arkadaşlar benim de bir huyum var. Çocuklara böyle iğne miğne oldum ben dayanamıyorum. Hep Ayla'yı gönderiyorum. Benim babam ağlamış mısın? Ağlamış mısın? Yok yok bir şey yok bende hadi. Sen korkudan her bir üzülüyor musun? Üzülüyorum tabii oğlum. Sen iğne vurduğun zaman bir kere geldim. Ah. Daha gelebildin mi hiç? Gel kucağıma anne güzeli. He? Çok mu acı oğlum? Ama ikinci de ağrımıştı. Tam kasına vurdu. Minicik kasım. Bütün kasım gitti görünmüyor ya. Görünmüyor ki oğlum. Çok küçük iğne biliyor musun? Evet. Zaten bir tane kaldı. Sen bakayım kasını. Ha gitmedi sanırım. Bakın, sık bakayım kaslarını. Sık bakayım. Ama şöyle dışarıdan çıkanları öyle dur, daha. Dur soyunsun da. Bir göstersin o kaslarını. Oo kocaman be. Helal sana. Serkan iğne yeri burada bak. Bakayım. Ay, değil mi bakayım arkanı? Göster bakayım benim. Aa bak şurada. Hani. Hayır, burası kurban olayım ben. Yok burası sanırım ben. İğneyi soktuğum hadi gidelim. Hadi eve gidelim. Şimdi Eren'e hediye olarak mangal yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar size de bir hediyem var. Hadi eve gidip mangal yapalım. Eren'e hediyemizi verelim. Eren ben mangalı çok seviyor çünkü bugünün şerefine iğnesini vurdum. Maşallah mangal yapıyoruz değil mi ona Melik? Hadi bakalım. Ama Allah'a şükür ki ağlamıyor. Can acımadı o yüzden evet. Çok. Hadi gidelim bakalım. Melike? Bari burada uyuma Allah'ını seversen ya. Ay yoruldum ben ya. Kızım ne yaptın bir hastaneye gittin. Ben gelemediğim için Eren'in yaşına bir video çektin orada ona. Ama yorgunum. Bir de markette bir tur attın. Ama yorgunum işte. Yorgunum. İyi hadi poşetleri bir al. Onu da ben yapayım. Bakayım, dur şu geniş açalım seni şöyle herkes görsün. Onu da ben yapayım. Şu kitapları ben alayım ağır olmasın. Ay çok teşekkür ederim baba ya. Kızım şunu da al. Ha bunda kola var biraz ağır olabilir. Şunu da al kızım. Ben gidip götürüyorum bunları içeriye. Götür yani elin ayağın doldu. Evet. Biri gelsin bunlara yardım etsin. Bunları kim götürecek ki? Sen götüreceksin. Buldun mu? Buldum. Bir iki tur attım. Buldum ama. Arkadaş bu nedir ya? Ya biz senden çektiğimiz nedir ya? Ya bir bakıyorum bir kedinin yanında. Peşinden evet. Koşuyorum. Diğer kedinin yanına gidiyor. Yapmayamıyorum. Aynen. Evet arkadaşlar kedimizi de unutmadık. Ona da bir yaş mama aldık. Evet bakın şöyle. Aslında birden fazla aldık ama... Dök de bir rahatlasın. Bak geliyor. Kuru maması var arkadaşlar ama yaş mamayı tabii her kedi gibi daha çok seviyor. Durmuyor ki evet, koyun. Şu anda kediyi tutuyorum arkadaşlar. Çok fena evet. Baksana bize dur. Alamıyorum ki. Alamıyoruz arkadaşlar. Sakin ol. Ama durmuyor ki gidiyor. Ay çok acıktım. Ya düşünsene şimdi burada kocaman böyle bir pizza, kebap falan var. Sen bırakırsa, tutsalar bırakılmaz mısın? Beni kimse tutmaz. Neyse lafları yuttum bir daha toparlıyorum. Pizza, kebap var mesela seni böyle çekseler sen ne yaparsın? Dalarım büyük ihtimal gidelim. Terliklerimize baksana. Evet. Terliklerimize üşüyünce. Evet. Yeni taşındığımız için arkadaşlar yeni aldığımız eşyalara çok seviniyoruz. Evet gerçekten ama çok tatlılar bence. Evet. Bunlar şimdi ben seçtiğim için ve benim tamam. De zevkli. Tamam hadi kedi mamasını yiyor. Çok güzel. Bir kendimi öldürtüyorsunuz. Gördün mü ne yaptı? Bilmiyorum belki. Rahatsız oldu kafasını sevmemden. Yo bak sen nereye altı salıyorsun? Ben nereye altı salmıyorum bak. Evet. Beni sevdirtiye çıkıyor. Beni ben seviyor. Sevdi mi beni şey yaptı. Yaptı çöpe atacağım şimdi. Evet bugün Eren'in koluna aşı vurduk ama aşıdan sonra Eren kendine gelmiş. Eren gel ablanın yanına gidelim bakalım ablan abi. Tamam. Hadi gel. Sen de ne yapıyor? Hı? Sessiz ol. Selamın. Aa, Melike çarpılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Asıl size bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor bir Melike çarpılmış. Çirkin olmuş ya. Evet harbiden. Melike sen dur şu açayım. Sen ne kadar çirkin olmuşsun ya. Baba maske yapıyorum. Nasıl güzel olmamı bekliyorsun? Ne maskesi bakayım? Kil maskesi. Bunu nereden aldın? Unuttum kömürlü maske. Bunu nereden aldın? AVM diyorum. Ay dur her şey karıştı kafamda. Markete gitmiştik oradan almıştım.
Kızım sen markette bana bunu gösterdin. Ben sana pahalı alma dedim ben bunu. Anneme sormuşum. Annemle birlikte almış olduk. Parayı ben veriyorum. Ben. Yok, bana tamam. Sorun. Evet, Eren dağıtıyor ortalığı şu anda. Sıkma. Benim başım ağrıyor. Sıkma, babamın başı ağrıyor. Bakayım ağrıya bakayım. Hayır, soyulmuyor bu. Nasıl oluyor? Bunu yıkayacağız. Aslında... Sen bunu bana ilk gösterdiğinde soyuluyor demiştin. Evet, ben de yeni fark ettim. He? Aslında yıkanıyormuş. Ben bunu soyuluyormuş ya fark ettim ama soyulmuyormuş, yıkanıyormuş. Eren? Ne diyorsun bu konuya? Hiç bana öyle bakma. Eren ne diyorsun bu olaya? Ama ne diyeyim yani, çok çirkin olmuş yani. Biraz daha güzel olsaydı fuar gibi olmuş. Fuar gibi mi? Yani çadıra benzemiş. Çadıra benzemiş mi? Kalbimi kırıyorsunuz ama çok kalbim. Ama senin ablan güzel bir kız değil mi Eren? Ama bir şey diyeceğim. Ay sarılıyor kız. Ay sırtın toz olmuş. Hem övdü hem de gömdü bak. İkisini birden yaptı. Eren. Bir de yüzümü yıkayacağım ya, daha güzel olacak. Eren senin ablan güzel ya değil mi? Ne yapayım, seviyorum onu. Seviyorum değil mi? Sen yoksa güzel demem ona ben. He? Ben ona boş boşuna güzellik, güzel ablam demiyorum. Oy sarılın bir göreyim sizi hadi. Abla kardeş sevgisi. Sana da yaparım bir gün bunu. Ya babama yaptın ya bana. Aa, kışkırtmalar etsin iyi bana olur. Bana ben yaptırmam. Ben gidiyorum. Valla bu maske işi bana kalacak. Baba, Eren, gel, kaç. Eren kaç. Eren kaç oğlum. Ama Eren kaç. Kaç hadi oğlum. Oğlum gel nerede şunun be. Kaç. Ne yapacağım? Gelin buraya. Hadi bak. Hadi. Sıra geldi Eren'imin mangalına. Değil mi oğlum? Hadi poşeti açtık. Getir bakayım kömürleri. Önce ne koyuyoruz? Kömür. En demir, en güzel kömür benim. Evet, onları koyacağız. Elini bulaştırmadan. Buradan böyle birkaç tane kömür alıyoruz böyle. Aa, burası çıkıyor. Kopartayım mı? Ah, düştü. Evet, bunları böyle koyuyoruz. Bak, evet, çok el vurma. Çok elini vurma. Bunlar çok büyük. Evet, çok ne kadar ellersek o kadar çok elimiz kirlenir çünkü. Çıtır olan parmağı benzetiyorum. Evet. Şimdi bunu yakacağız. Nasıl? Ateşle yaktım bak. Bunu çok kötü kokuyor. Güzel değil mi? Evet, ama ateşe yaklaşmıyoruz. Ne yapıyoruz? Ben şimdi bunu yakacağım. Bakalım. O ne? Aa, marshmallow mu? Yakalım mı? Deneyelim onu, mi? Ama senin yapman tehlikeli olur. Nasıl? Ben de durayım yanında. Evet, ateşte marshmallow pişiriyoruz arkadaşlar. Olur. Aa bak, şu tarafını tutamıyorum. Ben yapmayı biliyorum ama. Olsun. Tek başına ateşle oynamak çok tehlikeli ve çok yanlış bir şey. Evet, şu anda ateşte tut. Ama bu ateşin aslında daha kor olması lazım. Korun üzerinde yani korlaşmış tam kızarmış yedim. Ateş daha iyi olur. Yaptık. Oldu bak. Bence gayet güzel oldu. Götür anneye bunu, sana tabağa koysun hadi. Ama gidiyor. Evet arkadaşlar, önce odunu koyuyoruz. O yüzden kömür koyup sonra burada jel yakıtımız var gördüğünüz gibi. Bunun üzerine koyuyoruz ve yapıyoruz. Mangal yapma bu kadar basit. Evet. Evliliğin sultanı da geldi. Ya tabii. Bak bu bir şey sen. Yüzümde değişiklik olmuş mu? Valla maskeden sonra maskede değişiklik olmuş da sende bir şey olmamış. Gidiyorum ben ya. Senin ağzın mı yandı yoksa tadını mı beğenmedin? Tadı yandı. Ha, tamam hadi geç içim. Ateşe yaklaşmak yasak. Sen de gel. Duman gel tadı vardır onda evet, ya. Evet gelin bakın böyle. Tamam gel tut gelin. Şimdi gelin. Ateşi ben hazırlayacağım, ondan sonra mangala başlayacağız ama arkadaşların canı çekmesin diye ben diyorum ki... Kasabın önünde bekleyen kediler olur mu ya? Aynen var ya. Ciğerci önünde. Şöyle bir dur bak, kasabın önünde bekleyen kedi gibiler. Evet şöyle gelelim, içeri gidelim hadi bakalım. Hadi bakalım. Ne diyordum ben az önce? Heh, ateşi yayıyorum, mangalı hazırlıyorum ama arkadaşlara göstermeyelim canları çekmesin. Ay bir şey diyeceğim, çok açım ya ben gerçekten. Hadi gel önce bakalım. Yap baba. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Bye bye. Ben dışarıda mangal yapıyorum. Sen içeride domatesle yok salatalıkla uğraşıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Ne yapayım? Ben mi gidip mangalı yapayım baba? Ne yapıyorsun sen şimdi burada? Salata yapıyorum. Aa bak ben sen oyun oynuyor zannettim. Ha, salata yapacağın aklıma gelmedi. Domatesle ben senin büyüdüğünü yeni yeni fark ediyorum biliyor musun Melike? Baba sen gidip mangalı yapsana. Yapıyorum. Ne salatası yapıyorsun? Bilmiyorum ki. Annem bunu kaşık salatası mı öyle bir şey demişti. Kaşık salatası sanırım. Domates bak. Kaşık salatası mı? Evet öyle bir şeydi. Adını tam olarak hatırlamıyorum. Ayla ne salatası bu? Bak doğru atıyorum, kaşık salatası. Evet. İşte domates falan keseceğim. Bakın burada soğan, biber falan evet, vesaire var. Mangal için tavuğumuz, kaşarlı mantarım. Onu ben var. Çok seviyorum. Ben sevmiyorum. Nasıl seviyorum? Evet, neyse çok göstermeyeyim. Canını çekmesin arkadaşlar. Sen devam et hadi. Ay benim uykum geldi. Çok yoruldum. Buranın havasından mıdır? Neden herkes evde 11'de yatıyor? Benim uykum var ya. Evet arkadaşlar, şu anda saat akşam 8-9 civarı. Eren şu anda televizyonda bizim slime videomuzu izliyor. House slime'dı. Bunun devamını da çekeceğiz bu arada. İyi misin? Hı? İyi misin? Oy, öyle benden çok olsun. Aslan oğlum benim. Ben bir ablana bakayım ne yapıyor. Üstüne su dök. Al bak, su var. Su mu dökeyim üstüne? Dök. Evet.
Ne yapıyorsun zombi? Korkma kızı. Korkma. Çıkmayın yavrum. Şöyle ya. Bitti. Evet, bir günlük vlog videomuzun sonlarına doğru geliyoruz. Eren'den sonra şimdi senin odana geldim. Ne yapıyorsun söyle bakayım. Ne yapıyorum? Instagram'da geziyorum. Ona baskın da yapalım bu arada arkadaşlar. Araya da baskın sokalım. Ne varmış burada? Hiçbir şey yok. Bomboş oda. Önceki odam daha güzeldi. Önceki odam daha güzeldi. E tabi önceki odam hep dağınık yakalıyordu. Balkonu vardı, girintili çıkıntılı bir sürü yerleri vardı odanın. Yo, bu odam daha güzel. Bu adam da güzel, öbür adam da güzel. İkisini çok sen ne yapıyordun burada? Ben hiç telefonuma bakıyorum öyle. Müzik falan dinliyorum. Öyle kafama göre. Evet arkadaşlar, bir günlük Oyuncak TV Çetintaş ailesinin vlog bir günlük vlogunu çektik. Biz diyorum 10 gibi yatıyoruz, havasından mıdır suyundan mıdır niye öyle? Evet valla İstanbul'da bu kadar uyumuyorduk, burada tavuk gibi uyuyoruz, saat 10-11 olunca uyuyoruz, ben anlamıyorum. Uyumadık. Bence videonun sonuna geldik, videoyu bitirelim. Bu arada ben duş aldım. Sende olsun. Evet, dışarıdan geldiğimizde genelde biz duş alırız. Bu pandemi döneminde iyi oluyor en azından. Aynen. Evet, videoyu bitirelim, ne dersiniz? Ama bir dakika dur, bir dakika. Bensiz olmaz. Yo, olay bu yani. Ya olur. Ya sensiz de güzel. Evet, sen veda ne diyorsun hayatım? Kendinize iyi bakın. Evet, sen? Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Biz evet, uyuyoruz. Bay kendinize bay. Çok iyi bakın. Hoşçakalın, biz uyuyoruz. Hadi uyuyun bakalım. 1, 2, 3, dön, yatın.